Evet arkadaşlar, bugün şöyle kazlardan başlayalım dedim. Görüyorsunuz artık yavrularla büyükler ayırt edilmiyor. Şu iki tane arkadaki siyah, bir de orada gri var. Bir de en öndeki o küçük olan dört tane. Köpeklerimiz, kedilerimiz. Hepsi takılıyorlar ayağımızın altında. Bak. Bugün bakalım Hint tavuğumuzun altına yumurta koyacağım. Efe gelme. Artık önceden tavuklara yemin suyu verip aşağıda oturuyorduk. Efe de bizle beraber aşağıda bekliyordu. Şimdi biz yukarıda takıldığımız için o da hemen içeri girip yukarı gelmeye çalışıyor. Şöyle 12 tane silver yumurtası götürüyorum. Bizim kazların yerine yattı. Şşt, yumurtaları kalkmayın. Şöyle altında varsa yumurtaları alacağım. Nereden gelmiş bunun altına yumurta? Öteki mi yumurtluyordu? Ya da bu son yumurtasını mı yaptı acaba? Şu taş önemli değil. Şu kendi yumurtalarını da şuraya koyayım, daha sonra alırım. Şöyle silver yumurtasınla. Bakın arkadaşlar, iki tanesi bir tane diyor neredeyse. 12 tane getirdim ama alır mı bilmiyorum. Şöyle. Bakalım alacak mı? Bu kendi çok diziyor. Görüyorsunuz ne kadar gömüyor kendini. Ben yavaş yavaş koyayım da. Sonra durumuna göre bakarım. Şöyle yumurtalar da, bunlar taze 15'i. Bu da 15. Hani bakalım. 4. Gerçi tazeler atıyoruz ama şu en eskileri atayım bari. Öteki kuru olana kadar belki süre geçer. Çıkacağı varsa bunlar çıksın. Bu devirde zaten horozlar falan. Şimdi koyduk, kendi yerleştiriyor. 9'u. Bir 7'si koyayım, bir de 9'u koyayım. Şu an 8 tane oldu altında. 9, 10. Neyse şurada dursun. Git. Şöyle bir 10 yapayım. Kaç bakayım kızım. Şöyle inceden bir de kaldırayım nasıl duruyor. Şu an onlar gayet iyi. Hintlere tek sayı atın diyorlar ya, 11.yi de koyacağım. Durumuna göre aslında alır daha o da. Gerek yok. Bakarım ben, daha sonra sıkıntı olacak gibiyse yumurtaları gene alırım, fazlalıkları. Çoğu mesela Hint'te tek yumurta at mesela 7, 9, 11 gibisine. Ondan daha altı boş aslında. Durumuna göre ekler çıkartırız. Hatta
Şimdi tavuklarımız oraya atlar. Şu yumurtayı şuraya koyayım. Bakın arkadaşlar, şunun ağzının diğer tarafı şiş ve değişik. O kavga yaptıktan sonra bir daha inmedi. Ama eskisine göre biraz hafiflemiş. Gelin bakalım. Benim adamım nerede acaba? Benim adamım kayıp herhalde. Bayağıdır geziyorum çünkü çoktandır gelmesi lazım. Kaç tane? 3, 6, 7, 8. Benim adamım bak nerede geziyormuş. Cevizin üstüne çıkmış. Gel. Geldin mi? Hemen de fark ederim yani. Tavuklar belli. Ana oğlum. Şu GSG'leri de göstereyim. Diğer tarafı. Dün diğerlerini ayırmıştık. Tavuklarını. Bunlar da bir şekil yapmak istiyorum ama şu an yerimiz pek müsait değil. Bunları alsam daha bunlar küçük. Otellerden falan uçarlar yani. Onun için bunlar biraz daha büyüyecek. Veya o dışarıdaki tavuklarımızı kafeslere alacağız. Onların boşalan yerlerine buradaki yandaki horozları koyup bunları iki bölmeye böleceğiz. İşte bakalım zaman ne gösterecek. Şu anlık burada bunlar idare ediyorlar da. İşte tüy yeme sıkıntısı var. Görüyorsunuz balta ibikli olan. Hem lider hem takoz gibi oldu şimdiden. Bakalım. Arkadaşlar bunlar da görüyorsunuz bu şekilde kendi kafalarına göre annelerine geziyorlar. Ondan sonra kayboluyorlar. Akşam kapatmaya geldiğimde hepsi bir yerde oluyor yani. Hepsi gene buluşuyorlar. Civcivler biraz büyüdüğü için ayrılmaya başladılar artık. Ama şimdi biraz akşamüstü olduğu için gene toparlanmışlar. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.